Evet, bir hafta çok hızlı bir şekilde geçti. Tekrar yine buradayız. Milyon TV ekranlarından hepinize iyi akşamlar diliyorum tekrar. Geçen hafta reytingle ilgili Umut Kuzey'in bize vermiş olduğu şeyle, nasıl diyeyim, reyting ölçümüyle beni çok mutlu ettiniz. Hepinize buradan tekrar teşekkür ediyorum. Gene Instagram'dan kendi kanalımda beni takip eden arkadaşlara bir şeyler söylediğimde orada imkansızlıkları anlatmıştım kısaca. Stüdyo ile ilgili de bir şeyler söylemişim. Sonra izlediğimde fark ettim bunu. Stüdyoda da anlatmak istediğim şey o sıkışmış olduğumuz koltuktu. Umut Bey bu hafta bize bütün imkanları sundu gene sağ olsun. Bu arada Karadeniz'e vermiş olduğu değeriyle göstermiş olduğu, bize vermiş olduğu da değeri göstermiş oldu. İlginize, hepiniz için, ilginizden dolayı çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Tekrar Milyon TV'ye hoş geldiniz. Birazdan değerli kardeşim Cemal Çayırcı, Vila Cemal namıyla Moli grubu enteresan bir şekilde hemen hemen hepsi gruptaki herkesi yeğenlerim. Bu akşam biraz aile işi bir şey olacak. Arada bir sürpriz gösterimiz de olacak. Hepiniz hoş geldiniz. Birazdan buradayız. Televizyonlarınızın ayarlarıyla oynamayın. Komşular üzülebilir bu gece. Bolca horon var, bolca müzik var. Kuz gelmeden gidiyorum ben yine buralarda. Selam sabah alıyorum hal hatır soranlarda. Ana babam hep arkamda oldu dalım yaprağım. Minnet ederek geçmişi hatırımda saklarım. Gelip geçen bu umurda daim huzur toprağım. Hazırlık yapar giderim bir duysam görenlerden. Güneş geldi çiçek açtı o yüksek yaylalara. Med zamanı yardım ettik bizim hacı oğlilara. Kuela erze moli bir şop kişnaduk soçilara. Deyup kestuk bu destanı savuştuk horonlara. Yıllanmış ağaç oldum. Kışa hazırlık bitti da yapraklarımdan oldum. Yaşadıkça alışır insan gurbet ellara. Eller bilmez karışır gözlerimde sellara. Aha da moli biçelim şimdi onu. He moli oynayalım horonu. Aha da moli biçelim şimdi onu. He moli. Söyledim de dahildi. Feryadıma cevap gibi mahiyeti sayıldı. Yaz ayları geldi geçti çıkmak nasip olmadı. Moç ve nanın mollisini biçmek nasip olmadı. Ah ah da moli biçelim şimdi onu. He he moli oynayalım horonu. Ah ah da moli
içelim şimdi onu. Hemolitika. Seni trigon andriose, aki bera fengo seni trigon andriose. Maistan geraz da zake madre danda dendra, maistan geraz da zake madre danda dendra. Maçka güzel bir yer dur uçta onun arasında. Maçka güzel bir yer dur uçta onun arasında. Gelum horon edelim Kadir gayaylasında. Gelum horon edelim. Maligin şkolarik polis odime na file maligin kesa şeralah dili şilya kronya ibraldin kesa şeralah dili şilya kronya ibraldin göçlere gider yayla ya maçka ya varamaz göçlere gider yayla ya maçka ya varamaz meryem ana suyunda oturup içeyim meryem ana suyundan göremiyorum ama eminim hepiniz alkışlıyorsunuz. Kop kop hoş ver üst kattaki komşuya. Sevdalıktan kim ölmüş? İşte ben ölüyorum. Sok git üç ve oy oy mu pare mu pare solitare. Oy oy mu pare mu pare solitare. Oy oy mu pare mu pare solitare. Oy oy mu pare. Sanki bir şeydir gibi eskiden severiydik şimdi olduk el gibi eskiden severiydik şimdi olduk el gibi oy oy mu pare mu pare solitare oy oy mu pare mu pare solitare oy oy mu pare mu pare solitare oy oy mu pare çıldır 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 çıldır. Yedi kat yere insun sevduğumun ilk.
parli. Oi, oi, mu pare, mu pa do so vitare. Oi, oi, mu pare, mu pa do so vitare. Oi, oi, mu pare, mu pa do so vitare. Oi, oi, mu pare, mu pa do so vitare. Teşekkürler. Duyuyoruz, alkışlarınızı duyuyoruz. Evet. Oradan buraya geliyor. Bütün ekranlardan buraya geliyor. Müdür Bey'in yeşil köşkü varsa Cemil'in de umutu var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Moli Hacı Oğulların çocuğu, biliyorsunuz bizim oradaki bir ailemiz, geniş bir ailemiz. Evet. Tuncay Ergün. Biraz Cemal'i zaten tanıyorsunuz. Murgullu olan herkes biliyor. Karadeniz'deki birçok işlerde hep beraber olduk. Tekrar hoş geldiniz. Umut Bey'in size ikram etmiş olduğu bedava kolonyamızdan ikram edelim hemen. Bol limon kolonyası. Buyurun. Pandemi kolonyası. %100 etkili mi? %1000 etkili. %1000 etkili. %1000 etkili. Umut Bey almış. Bu arada çok zor dönemler geçiriyoruz. Pandemi, evet. Hastalık ve şeylerle ilgili. Evet. Kayıplarımıza buradan başsağlığı. Hasta olan arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Yakınlarımıza, uzaklarımıza, Türkiye'de yaşayan herkese, dünyada yaşayan herkese. Ve büyük bir kaybımız da var. Tabii ki Alberto Diego Maradona buradan da var. Artık Hristiyanlarda nasıl oluyor bilmiyorum ama biz ona da Allah rahmet etsin diyoruz. Evet, gelelim biz size. Üzerimize düşeni yapalım. Biz ha. Üzerimize düşeni yapalım. Gerisi Allah bilir. Yani yapacak bir şey yok. Bu şarkıya girdiğinde bu pare soyularıyla girdin. Siz güzelsiniz ama bu pare soyularının ne olduğunu öğrendim bu arada. Bugün yani, evet, senden öğrendim. Dedim, öğrenmeye geldim İzmir'den. Gerçi Cemal Çaycı o şeyi bilir. Bu pare soyuları. Bu pare Mupado, ne yapayım, nereye gideyim? Mupado soyları. Benim evet. De babaannem şey yapardı böyle, darlandığımı bağırırdı. Mupado da soyları. Hani, ben şimdi ne yapayım gibi bir şey mi? Ben şimdi ya, ne yapayım, nereye gideyim? Ya, çaresizim. Ne yapayım, nereye gideyim gibi. Anlamında. Evet, çaresizim gibi. Ya, ya şimdi... Hani Allah bilmem ne yaptı demiyor da böyle bir böyle bir şey söylüyoruz sana. Hani, ben ne yapayım, nereye gideyim? Dövülmek şimdi? Ya da üzüldüğünü belirtmek için kullanılmış kelimeler olarak şey yapıyor. Gürcü'de meraukne yakla. Meraukne yakla. Aynı, aynı öyle. Aynı öyle. Bu arada şarkını dinledik. Şarkında birkaç değişik dil kullandınız galiba. Evet, evet. Şarkılar... Bize anlatırsan biraz dinlemek tabii, isteriz. İlk şarkı zaten bizim eserimiz. Yani sözümüz bana yaptınız. Ait. Hani, evet. Aha da Moli diye. Girişte... Aha da Moli tam Durça havası. Aynen öyle. Yani evet. Bizim çayırları vesaire. Moli... Yani. Çayır demek, ot demek. Evet. Ot demek. Hemşinliler de ot olarak kullanıyor. Biz de çayır çimen yeşillik ot olarak kullanıyoruz. Tabii çayır çimen daha güzel. Evet. Açıklama olarak. Velhasıl yani o bizim eserimizdi. Sonrasında gelen işte Maçka Trigona bir Romeika eseri. Romeika? Romeika dilinde. Romeika'yı biraz anlatırsan çünkü ben de bilmiyordum. Ben Karadeniz'de bayağı bir hakim bir insan olarak Romeika'yı atladığıma göre bilmeyen insanlar olabilir. Biraz da açarsan. Estağfurullah. Ya, malum. Bölgemiz o kadar girift, o kadar çok kültürlü bir bölge ki. İnanılmaz Gürcüsü, bir... Lazı, Hemşinlisi, Ermenisi, göçtükten Lomu. Sonra Lomu, Poşası. Keza bunun geçmişinde Pontus Cumhuriyeti olduğu zaman. Cumhuriyet değil. Özür dilerim, imparatorluğu. O zaman Cumhuriyet yani. Denen bir kavram yok zaten. Tabii. Ama nasıl modernleşmişsek geçmişe bile. Ya, velhasıl, neyse oraya girmedi. Velhasıl o zaman tabii ki. Orada Romeykaca konuşuluyordu. Eski Yunanca diyebiliriz aslında. Dil fonetik olarak Yunanca'ya çok yakın. Ama nasıl Laz ve Megrel dilinde bir ayrım var. Romeyka ve Yunan şu anki Greek dilinde de bir küçük ayrımlar aslında var. Aslında ikisi de aynı. Aynı ailede. Yani dediğim yani gibi Megrel ve Lazlar. Evet, Megrel, Laz. Hani lehçe olarak değişebiliyor ama. Ya, yani genelde ben anlayabiliyorsun. Şimdi, yakın. Yani, tarihte yakın. Benim bildiğim konu şöyle. Osmanlı'nın tohumunun yetmediği yerde yani üreme ile Türklüğün olmadığı yerde İslamiyet'i kullandığını ben biliyorum bu konuyla ilgili. Hani kız alıp kız vermek ve ırkı melezleştirmek gibi bir konuya gittiler. Sonuç olarak Türkiye'de bir köprü hepimiz meleziz sonuçta. Evet. Örnek olarak ben varım mesela. Ben yani Gürcüyüm diyorum da belki de bambaşka nereden bir şeyim yani. Belki de İskoçum yani. Hiç belli olmaz. Yani hepimiz, ya Pavarotti İtalyan olabilirsin. Bir Pavarotti'lik sevdim sende ufaktan bir şeyler var. Hepimiz ayrı ırk olabiliriz ama memleketimizi çok seviyoruz. Abi ben Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşadım. Bu toprak için her şekilde canımı veririm. Toprağımı hiçbir şeye değişmem. Aynen öyle. Ya nasıl ki hani bu toprağın içindeki küçük bir toprak benim her şeyim orası. Hani kendi memleketimden bahsediyorum. Evet.
ailemin az yaşından gelmesine rağmen Murgul'u ben kendi toprağım olarak benimsedim. Kesinlikle öyle. Kendimizi de benimsettik orada diye düşünüyorum. Aynen, yani. Fazlasıyla. Bizim yani. Yüreklerimiz zaten bizim en güzel tarafımız. Yani. Ben senin Ardaşen'den geldiğini bilmiyordum mesela. Düşün, o kadar benimsemişim. Öğrenmedin ki, yaşıyor. Düşün, ben o kadar benimsemişim ki nasıl benimsemişim. Ya rahmetli babamın büyük faktörü var bu konuyla ilgili. Bu arada babamla annen mi? Annem, dayı evet, kadar çocukları evet, evet. Bu arada aynı köydeniz zaten. Aynı köydeniz. Evet. Hani eskiden şimdi bazı evlere gidiyordum ben. Mesela bir Bucur diye bir köyümüz var. O köye evet. Gittim. Mertler'in evine gittim. Utangaç. Bir delikanlıyım o zamanlar yani 16-17 yaşlarında cidden çok utangaçım yani. Kimseyle konuşamam, şey yapamam, uzun sohbetler edemem, eve girdim. Ya yemek uzdular, yemek yemeye de utanıyorum. Gidemedim bir türlü şeye. Annesi geldi çocuk, burada çocuklar yetim. Babam babalarının, rahmetli babalarının arkadaşı. Bülent Mertler'den bahsediyorum bu arada. Hani, onların evine gittiğimizde annesi geldi. Lan dedi, senin dedi annen, senin baban burada kapıları kırıp evde gelip yemek yiyip dedi, tencereleri ortada bırakıp giden adam dedi. Sen bu evde mi yemek yemeye utanıyorsun? O zamanki gelip gitmeler, yardımlaşma bugünümüzde biraz kopuk olsa da şu yeni dönemdeki nesilde ben o birleşmeyi tekrar görüyorum. Mesela Mecit'in bizim eve gelip gitmesi, benim hayatımda ilk kez Durçay'a bu sene böyle bir yoğun bir şekilde gittim. Bir de kız verdik oraya. Bir nevi o özlem yeniden yani, parlanıyor, yeniden canlanıyor. Mecit'in babasındaki biz o eve gittiğimizde gidiş şeklimizi burada anlatamıyoruz televizyonda tabii. Gidiş şeklimiz eski usule göre gidip ta 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 adam bizi gördüğündeki o yüzündeki gülücüğü inanamazdı. Sanki eski günleri yaşamış gibiydi. Orada sağ olsun Ali Ergün bugün bize şarkı yollamadı yani yoksa güzel bir şey izletecektik size. Hani yollasaydı. Orada Ali Ergün ve babanın türkülerini dinledik. Yani o Ali Ergün bir yerden başladı. Şarkıyı söyleyeceğim şimdi ama. Ben de geleceğim. Ben de geleceğim. Ha ben de geleceğim. Ben de nasıl başlıyor? Ben şey diyor. Budandı mı? Meyvalı. Dalları. Aynen yazma, öyle. Yazma türkü değil gibi. Yani uzun bir masamız var. Yanlış hatırlamıyorsun. Uzun şavşat türküsü. Böyle. Şavşat türküsü. Evet. Metin hani, Temiz'in ya da Yalçın Temiz'in. Hani böyle yani. Uzun bir masamız var. Masanın başından Ali bir yerden şarkıya başlıyor. Ali sözünü bitirdikten sonra Osman abi başlıyor evet. Bir yerden. İnanılmaz eğlenceli bir geceydi. Hacı Oğullar'daki bu türkü söyleme rahatlığı keşke bende olsaydı, biraz da sesim olsaydı diye düşünüyorum yani. Yaparız evet. Abi birlikte söyleriz. Yani. Şimdi bir telefonumuz varmış. Kim arıyor? Arasın. Buyursunlar. Yankı olmadan ararsa güzel olur. Osman. Merhaba. Merhaba. İyi akşamlar. Hoş geldin. İyi akşamlar. Yerimizi görüyorsun burada. Cemal'i de burada görüyorsun. O da burada. Evet. İkisine de selamlarımızı iletiyoruz. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Başarılar diliyoruz. Hepinize. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Osman ne yapıyorsunuz? Neredesiniz bu akşam? Hopa'dayız. Bu akşam biraz daha özgüvenli gördüm. Daha böyle iyisin yani. Performansın daha iyi. İnşallah giderek nade iyi olacak. İnsanın en büyük özelliklerinden biri alışmak. Yani size de alışırım. Siz de zor oluyor ama. Evet, özlettin kendini. Yakın zamanda seni aramızda görmek istiyorum. Ya vallahi sizin gelmeniz daha kolay. Siz bir akşamda atlayıp geliyorsunuz. Benle rahatsınız. Benim biliyorsun bir mahkumiyetim var. Şimdi bile bu başladı. Hani benim çıkmam çok zor oluyor ama sizin de geçirdiğim günler gerçekten güzel ve özel. Bu hafta programınız biraz daha güzel, daha renkli. Umut Bey sağ olsun. Geçen hafta küçük bir yere sıkıştırmıştı. Bugün bize açtı bütün şeyini, kotasını. Sağ olsun. Ne istiyorsak elinden geldiğince vermeye çalışıyor. Buradan tekrar teşekkür ediyorum Karadeniz'e verdiği değer için. Biz de teşekkür ediyoruz Umut Bey'e. Umut Bey size diyorlar. arkadaşlara sormak istediğiniz bir şeyler yok mu? Sormak istediğiniz bir şeyler yoksa bir iki parça söyleseler bizim için işte. Birazdan söyleyeceğiz. Yukarıdan anons bekliyorum. Söylediklerinde bir tanesini söyleteceğiz artık hangisi denk gelirse ya da hangisi hazırsa. Burada biraz Durçan nüfusu fazla yoğun olduğu için Durçan'ı söylemesi daha da uygun olur. Niye? Gevurlu bize uzak mıdır ya? O da bizim duruyor. Yok değil tabii. Canım, o da yan yanayız. Yan. Durçan'ı birazdan da söyle. Evet. Burada yanında Durçan'da fazla olduğu için. Kim var yanında? Baskı altına almışlar. Şahinoğlu. Şahinoğlu yanında. Şahinoğlu'ya da sponsorluk için bir şeyler bekliyoruz. Neyse. Tam yerinde yakaladık. Yani o zaman size saygılarımı sunuyorum. Görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Başarılar diliyoruz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olasın.
Bana iyi yayınlar yani. Bu arada Modi grubu İzmir'de. Çocuklar, öğrenci, biraz kalabalıklar, buraya gelmeleri lazımdı. İlk hep sana anlatıyorum, iyi dinle. Hani sevgili kardeşim, bizim oranın müteahhitlerinden Erkan Şeyhoğlu'dan arkadaşların masraflarını karşılamakla ilgili sponsorluk rica ettim. Hiç kırmadı. Buradan Erkan Şeyhoğlu'na, namıma, Moli'nin namına, stüdyomuzun namına, Umut Kuzey'in namına çok teşekkürler ediyorum. Yani bu zaman öyle kolay devir değil, kolay bir zaman değil. Kesinlikle değil. Şu zamanda ya kimse zaten parayı havadan kapıp cebine koymuyor. Aynen. O yüzden şu anda sanata ve emekçiye, sanat emekçilerine değer veren insanlar baş tacı. Ben çok teşekkürler. Şimdi Allah gecinle versin de bir şey olduysa ben razıyım. Bir şey olursa. Erkan'ın benden bir şey varsa, benden bir isteği olursa da benim ona kotam her zaman açık yani. Hani bir kere bile kırmadı bizi. Evet. Her şekilde şey yaptı, yardımcı oldu yani. Sağ olsun. Bu arada kendi sponsoru olan Cemal Şahibci'ye de teşekkür ederim. Ben hep kendi sponsoru. Ben kendi sponsorumu buluyorum. Sıkıntı yok. Yani. Sonra Cemal biraz da sen anlat. Yani biz işte gençlerin aslında şeyler yapmasını istiyoruz. Enerjisi çok güzel. Evet, ben de beğendim. Arkandan hani, biraz konuştuk. 20'li yaşlardaki 25'li o dönemlerdeki halimi hatırladım. Ne mutlu. Hani belli bir zaman geçtikçe... Gençlikte bizim, açlık bile güzel. Bizim... açlık yani, bile güzel. Onu tartışırım abi. Onu tartışırım açlık ise. Vallahi tartışmazdım. Ben o yaşı geçtim. Sizin gençliğinizde pandemi var mıydı be abi? Ya umarım çok iyi yerlere gelirler. Ya pandemi olsaydı da haberimiz olmazdı. Çünkü televizyon yoktu, cepte yoktu yani. Köyde çaymış. İki ay sonra ancak duyardık herhalde. Bir şey de söyleyeyim sana. Türkiye'ye teknoloji geldikten, hani Türkiye'yi... Dünyada bir şey olduktan en erken 7 ay, 8 ay sonra. Değil mi? Yeni bir film çıktıktan en az 3 sene, ki düşün Murgul bir gelişmiş bir yerdi. 3 tane sineması olan bir yerdi. Bir film çıkıyordu en erken 4 sene sonra izliyordu. Şimdi haberleşme öyle değil ki, modern hayat. Evet. Hani her şeyden, ben şöyle söyleyeyim, Allah rahmet eylesin, Fatih Sultan Mehmet bile yeni neslin gördüğü hiçbir şey görmedi. Yani. Hani o kadar hızlı bir nesil. Aslında pandemi de öyle oldu hani, Cemil Bey. Şimdi televizyondan izliyorduk. Dedik ki acaba gelir mi falan. Bir baktık ki kapımızda. Yani Çin'de şey yapıyordu. Çin'den bahsediyor. Ya ben o kadar hızlı olduk ki. Geleceğini tahmin ediyordum ama şimdi bir bomba yap desen herife, desen ki İstanbul'u bir anda kaldıracak. Yani düşün, bir Hiroşima'ya Nagasaki iki tane bomba attılar. Adamlar halen kendilerini toplamıyor. Rusya'da bir Çernobil patladı. Halen Rusya kendilerini toplayamıyor. Ya bunu yapmak için adamlara bir şey sunsam bir ayda bir şey bulamıyorlardı. Benim üzüldüğüm bir şey, bu çağdayız. Bu pandemi için bir şey bulmak, çözüm. Bir çözüm bulmak, bir ilaç bulmak halen bulunamadı. Bir aşı bulmak bile bir senemizi aldı yani. Ve bu sene içindeki kayıplarımız, hani hiçbiri geri gelmeyecek. Eski hayatımıza belki de dönemeyeceğiz. Bütün dünyaya yayılabilecek mi acaba? O zaman sen bize müzikte bir aşı yap. Yapalım abi. O zaman buyurun. Seve seve. Buyurun. Cemal de Mali grubuyla beraber bir şarkı söyleyecek. Birazdan mı şimdi mi? Birazdan. Yani çok birazdan. Çok tamam, bekliyoruz senden işareti. Yani, o zaman ruhun aşısını yapalım. Mali sahnede. Sonire, zulu bozov sonire, dido heyar, dido oroponire, dido heyar, dido oroponire, dole feşen belire, dole feşen belire, girişen yer, girişen o serire, girişen yer, girişen o Sen de doğma mole, sen de doğma mole, sen de
yarıya. Seni sevdim ömrüm indi yarıya. Benzeysin bal vermeyen arıya. Benzeysin bal vermeyen arıya. Bizim köye gelin getursam seni. Bizim köye gelin getursam seni. Babam gelin deme saçı sarıya. 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 Hadi güzeliler gel gel. Saçlarının telini, iyi topla saçlarının telini. Sen bilmesin bu hemşinin yelini. Sen bilmesin bu hemşinin yelini. Beni köye rezil mi edeceksin? Beni köye rezil mi edeceksin? Öyle olmaz Karadeniz yelini. Öyle olmaz Karadeniz. Kim verdi sarmaşığı?
kona kona, dallara kona kona, oy dallara kona kona. Ben de kurban olurum oy 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 oy. Yar seni yaradana, yar seni yaradana, oy yar seni yaradana. Kanat gerildi düştüm, kanat gerildi düştüm, oy kanat gerildi düştüm. Dünya elimdeyken oy 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 oy, bak ne hallara düştüm, ben ne hallara düştüm, oy ben ne hallara düştüm. Dünya elimdeyken oy 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 oy, bak ne hallara düştüm, ben ne hallara düştüm, oy ben ne hallara düştüm.
Teşekkürler. Ya altına sıçrayacaktım ben. Tekrar iyi akşamlar hepinize. İyi akşamlar. Şimdi burada mesajlar alıyorum. Arzeşen'den bizi izleyen değerli aynı ocaktan çıkma olduğumuz amcamın çocukları Arzeşen'den bizi izliyorlarmış. Faruk Buçan, Sadık Buçan, Mevlüt Cengiz Buçan, çok teşekkür ediyorum. Amcamın çocukları, iyi ki varsınız. Bu arada Ayşe Seydoğlu'yu siz de tanırsınız büyük ihtimalle. Ayşe Seydoğlu da bizi evine davet etmiş. Bu akşam televizyonda bizi izliyor. Evime hoş geldiniz gibi bir mesaj atmış bize. Onlara da teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. efendim. Biraz senin albümden bahsedelim Cemal. Yeni bir albüm. Yeni bir albüm şöyle. Aslında düşünüyorum yeni albümü. En son zaten arpej yapımda yapmıştık. Vesile olmuştun. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Elimde ne varsa onu sunarım. Yani çok iyi bir kalbim var. Onu da buradan söylemeden geçmeyeyim. O senin iyi bir kalbim var. En son Sevdalı isimli bir şarkıyı yapmıştık. Aslında elinde bestelerim var. Çok da güzel besteler var. Ama şu pandemi döneminde işte nasıl yapalım, ne edelim? Bence beklemek lazım. Yani biraz bekleyelim. İşte bir yurt dışı işi var. Yani yurt dışına gitmeyi düşünüyorum. Artık İngiliz olacaksın yani. İngilizce. Yani evet, İngiltere'ye gitmeyi düşünüyorum. Yani bu proje yani böyle askıda olan bir proje değil. Gerçekten artık karar verdik. Yurt dışına gitmeyi de düşünüyorum İngiltere'ye. Vallahi İngilizceme yakışır bence. Çünkü biliyorsun tarihte bir de İngiliz kemalimiz var. bence gider yani. İngiliz Cemal olacak. İşte neyse oraya git, oraya kadar oraya düşersek birimi bir adamımız olsun yani. Bakalım. Bir beni dağıtıyor farkındasın. Evet. Şimdi söylediklerini anlamadığımı da bilmiyorum. Şimdi söyleyeceğim şarkı son. Hiçbir yerde duyulmadık bir şarkı. Aa, albümde evet. De yok yani. Albümde de yok. İlk. Bize özel. Evet. İlk. Çok teşekkür ederim. Milyon TV'ye ve size özel bir şarkı. Alt yazı geçebilir mi? Hemen girmeyelim şarkıya da. Biraz sohbet edelim isterseniz. Yani telefon duymak... varsa telefon bağlı o zaman. Sürekli müdahale ediyorlar beni karıştırıyorlar buradan. Bu arada bu televizyonun şeyini kullanamıyorum. Ama elimden geleni yapıyorum. Bu arada Ekrem Yavuz'a da, Ekrem Yavuz'un da hepinizde selamı var. Bundan sonra pideleri bize bedava verecekmiş. Buradan onu yapıştıralım. Bugün bir sürü pide fotoğrafı attı bize. Sağ olsun. Attığı pide fotoğraflarından hepsinden tadacağız. İnşallah para almaz. Umarım. Almazsın inşallah Ekrem. Lezzetli pidelerinden geldiğimiz zaman. Bir tane senin fotoğrafın var bu arada pide yerken. Öyle mi? Bu arada... Karadeniz yemekleriyle ilgili de konuşmak istedim ama böyle ahım bir yemeğimiz olmadığı için hani ahım bir yemeğimiz olmadığımız için derken bizim oralar gerçekten Antep gibi Urfa gibi değil demek istiyorsun herhalde. Bir kere düz ova düz ova değiliz. Bir kere bizim hayatımız zorlukla ilgili. Ben bir Yahudilerle çalışıyorum o zaman. Yahudi firmalar var burada. Yine yabancı bir konser yapacağız. Yahudilerle böyle bir Adana gitti konuşuyoruz heriflerle. Adam arkamdan, ben İngilizce de bilmiyorum. I don't speak English, I'm sorry. Hani bu arada bu kadar İngilizce var. Hani, meramımı anlatacak kadar. Ya yani. Meramımı anlatamıyorum ki, bilmiyorum. O kadar işte, kadar bilmiyorum. İngilizcem var yani. Meramım bu, bilmiyorum. Yani, şimdi, bari Elifler'de gittik, şey yapıyoruz. Bir saniye sonra alalım. Alana gittik, alanın kontrolünü falan filan yapıyoruz. Tabii işim güvenlik ya, adamlar diyor ki işte 150 güvenlikte burası. Olmaz dedim, 187 kişi olacak bu alanda. Olurdu, olmazdı falan filan. Alanı gezmeye başladık adamlarla. Çünkü onlar da Mossad'da eğitim almış falan filan insanlar da var yanlarında. İşte onlar 150 yeterli falan diye konuşuyorlar. Ben gidiyorum, anlatıyorum. Burada bunun için bu gerekli. Burası Türkiye, burayı ben iyi bileceğim, sen bilemezsin yani. Çünkü her milletin bir hareket tarzı vardı. Bizim hareket tarzımız da benden iyi. Hiçbir yabancı bilemez yani. Ben yani güvenlik anlamında söylüyorum bunu. Onlara bunu anlattım. Biraz alanı geçtikten sonra yanımda bir İngilizce bilen çocuk var. Ne diyorlar bana söylesin diye gezdirdiğim çocuk var. Aralarında konuşuyorlar. Herif diyor ne kadar hızlı düşünüp doğru kararlar veriyor. Hmm. Ben de ona döndüm şey dedim. Sen de bunu tercüme et oğlum. Bizim oralar engebelidir. İkinci adımı hesaplamazsan düşersin yani. Aynen öyle. Şimdi, aynen öyle. Tabii ki bir Diyarbakır'daki tarımda bizim oradaki tarım yapmak, Diyarbakır'da ev yapmakla ya da Urfa'da ev yapmakla bizim oralardaki, ben o toprakları da gezdim yani. O kadar düzlük alanlarda ev yapmakla bizim oradaki gibi karsal yuvalarında ev yapmak arasında büyük fark var. Evet. Onun için de yemek yemeye çok zamanımız olmuyor diye herhalde. Ama lahanadan vazgeçilmez. Bana da gezdim de birisi bize bir lahana yaparsa mutlu olurum yani. Evet, alalım telefonu. Alo.
Alo. Cemal abi merhaba. Merhaba. Meral Yetiş Palak. Cemal abi derken çevreyi mi diyorsun, beni mi diyorsun? İki Cemal abi. Sizi diyorum. İkiniz benim abimsiniz. Eyvallah Meral, hoş geldin. Sağ ol. Nasılsınız? Çok sağ ol, sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Ekranlarda bu kadar güzel isimleri bir araya getirdiğiniz için teşekkür ederim ayrıca. Biz teşekkür ederiz. Kardeşini buraya yolladın, oradan el salladın. Evet, birazdan onu da bekliyoruz. Hatta şunu söylemek istiyorum. Ta Amerika'dan izleyen arkadaşlarımız var. Ya. Onların da selamlarını getirdim size. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Çok iyi olmuş yani. Bu insana büyük moral veriyor. Bu arada senin lafın arasında sıkıştırayım. Johnny var yani, Gürcistan'da Johnny denen Cüneyt Bekir oldu da evet. sabırsızlıkla şeyini bekliyorum, hani nasıl diyeyim, program açmanı bekliyorum. Buradan onlara da selamlar olsun. Gürcistan, evet, biz de bugün çok hani, sabırsızlıkla bekledik. Gürcistan'dan da izleniyoruz yani bu arada. Onun da reklamını yapalım yani. Uluslararası boyutta evet, taşıyalım. Benden önce Osman abi bağlanmıştı, Osman Menteş. Evet. Ona da buradan İstanbul'dan selamlar söylüyorum. Bu arada enteresan bir şekilde elime telefonu alıyorum. Fransa'dan selamlar bu arada. Erol Turan Fransa'dan selamları yolluyor. Yeğenim Berkay, manevi oğlum Erkan, yeğenim Pansu, Alaaddin Çakır Alamanoğlu ve diğerleri. İsimleri bu kadar saymak biraz zor oluyor ama hepinize selamlarımı sunuyorum tekrar. İnanın şu an Akbin Murgul'dan herkes sizi izliyor. İzlesinler İstanbul'dan tabii. İstanbul'dan da bayağı bir böyle izleyiciniz var. Oranın yetiştirdiği evlatlarız biz. Yokluktan ilgili, oradaki ekmek bulamamakla ilgili buraya gelmiş, bu gurbette dişimizle tırnağımızla bir yerlere gelmiş insanları izlemeleri lazım. Onların da bize destek vermesi lazım. Çünkü bizim de gönlümüz onlardan yana. Evet. Kesinlikle. Ben bir şey isteyecektim. Özellikle Molly grubundan isteyeceğim müsaade ederseniz. Ne isteyeceksin? Ben Molly'den o sese katıldığı bir şarkı vardı. Ağladım gelemedim. Çıkarttığın zaman söylerim. Çıktığınızda söylersin, unutma ağlattın gelemedim diye. Olabilir, olabilir. Hani çıktı, çok sevinirim. Böyle istek programı gibi yapmasak da çıktıktan sonra söylesek daha iyi olur diye düşünüyorum. Başka bir sahnede. Çok teşekkür ediyorum aradığınız için. Peki ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, hoşçakalın. Çok sağ olun, çok sağ olun. Bize moral ve destek veriyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun tekrar. Lafı gelmişken abi. Buyurun. Bu sohbetin bana canlandırdığı ve hatırlattığı şey bu, şu oldu. Bu arada ikiniz de O Ses Türkiye'ye katıldınız galiba. Evet, ben izlemiştim. Yani. Ben ufak tefek araştırıyorum da bugün Cemal denk geldi. Hani biz Karadeniz'den başladık, rock müziği yaparak bitirdik. Ya ben finali verdik. Şimdi bu pandemi nedeniyle biraz boşum ama yaz dönemlerinde genelde Umut Bey bize nefes aldırmadığı için. Yani geçen sene en son 26 festival miydi tam olarak bilmiyorum. Oradan biri destek verirse 20'nin üstünde festival yaptık. Çok ve festivaller hani 4 gün sürüyor zannediyoruz. Biz, evet. biz oraya 3 gün önce gidiyoruz. Evet. Ben karımdan ve çocuğumdan çok Umut Kuzey'i görüyordum. Hani öyle bir durumumuz vardı. Öyle bir şeyler yaşadık yani. Ama diyeceksiniz ki o günleri özledim. Evet özledim. Hani bu illet bir an önce bitse de işlerimize başlasak, evimize ekmek götürmeye başlasak çok güzel olacak. Çünkü evine evet. Ekmek götürmeyen adam ne kadar adam ki yani. Kaldığı yerden yani, devam eder umarım. İnşallah. Evet anlatıyordum. Bir parantez açmak istiyordum. Şöyle gerek festivaller olsun, gerek şu an yapılan bu program olsun benim için Karadeniz'e dair, Karadenizli olanlar, Karadeniz müziğine ve kültürüne sevdalı olanlar için bildiğin amme hizmeti abi şu anda. Yani insanlar bunu böyle merakla bekliyorlar. Çünkü gerçekten çok uzun zamandır yapılmıyor böyle programlar. Evet. Böyle kesinlikle. Kaliteli, böyle düzgün. Geçen haftaki konuk abilerimiz, müzisyen abilerimiz olsun. Bundan sonra gelecekler, kulis ardı ben hafif konuştuk seninle biliyorum. Onlar olsun yani. Çok seviyeli, çok güzel. Ya ben, gerçekten amme hizmeti yani. Ben amme hizmeti derken ben şöyle, benim insan yapım şöyle. Ben insanı tarlaya benzetirim. Ne ekersen onu biçersin. Bugün kimin elinden tutuyorsan yarın düştüğünde o senin elinden tutuyor. Bu arada İshak Yavuz bir mesaj atmış. Sevgili kardeşim, özgüveniniz müthiş. Programınızı çok güzel, zevkle izliyorum. Size ve konuklarınıza da sevgi selamlarımı iletiyorum diyor. İshak Yavuz. Sağ olsun. İshak Yavuz, sana teşekkür ediyorum. Çok az Trabzon'a gidip gelmedik. ben o çocukların hakkı ödenmez. Benim kesinlikle kardeşim öyle. Benim kardeşim Giresun'da okudu. Öğretmenlik okulunu. Öğretmenlik okulunu okurken ben bir kere daha para aldığını falan filan duymadım. Onlar aslında yüzlerce amme hizmeti falan. Çok yaptılar aslında. Yani yüzlerce çocuğum benim de destek verdiklerini şey yapıyorum. Allah hepsinden razı olsun yani. Ben Allah var.
Allah var, ben razıyım onlardan. Bu arada amcamın oğlu var Şeref, biliyorsunuz Giresun'da Şeref Demir. O da Cemal Çayırcı, bilhassa sana ve yeğenimiz Moli grubuna diyor, yeğenimize de uzat sevgilerimi Öpüyoruz iletiyorum diyor. Amcamın oğlu, ben de sana sevgilerimi iletiyorum. Arada bir ara beni, özlüyorum. Yani. Toptan selam yollayalım Artvin'e, Rize'ye, Trabzon'a, Samsun'a. Hem zaman dolduruyoruz böyle şeyler. Bir de, bir de şeyler, hastane grubu selam istemişti Cemil Bey. Aleykümselam. Onlara da bundan selam söylüyoruz. Bu pandemi döneminde işleri, yükleri ağır. Sorma abi. Biz evde oturmaktan sıkılıyoruz diyoruz ama insanların... Alalım mı Cemal Bey'i? Dur oturları yok. Yani Allah kolaylık versin. Tamam, öyle yapalım. O zaman Cemal, madem bu şeyi yapacaksın, oturduğun yerden alalım senden o şarkıyı. Kalkmayalım hiçbirimiz yerimizden. Mikrofonu alalım mı? Mikrofonu alalım. Action. Oo. Şimdiden alkışın bol olsun abi. Ve sahneden az önce geçen kardeşimiz adı Sencer. Sencer biliyorsunuz Melikşah'ın çocuğu. Bu arada televizyonu izleyenler varsa. Ama Melikşah'tan iyi, ben seviyorum bunu. Umut Bey, Fransa'dan mesaj geldi. Fransa yıkılıyormuş. Depremden değil, biz yapmışız. Bu arada Deniz Charlie Bolu. Evet. Çok selamları var. Çok değerli Foça'dan dinleyicilerimiz. Artık dinleyici değil, aile olduk Foça'daki dostlarla. Eski Foça mı? Eski Foça'da. Orada bir İngiliz burnu var, biliyor musun? Tabii canım. Çok kamp yaptık orada, Çanak İngiliz koyunda. Burnu'da. O fırtınalı zamana denk gelmedim. Biz de orada bir festival yapıyoruz. Orada planlı fırtına denilen bir şey varmış. Onu insan işte öğreniyor zamanda. Bir festival yapıyoruz gene.
Zamanlı fırtına, zamanlı fırtına denen haftaya denk geldik abi. Allah. Çadırlar uçuşmaları falan filan, bir herif de şey yapmıyor, bevletmek için bir kenara gidiyor. Rüzgardan aşağı düşüyor. Adam bir saniyede düştü, adamı dört saatte çıkaramadık yani. Bayağı bir zorluklar yaşadım İngiliz burnunda. Bir de deniz kestanesi çok fazla. Evet, deniz ayakkabısı denize girerken dikkat etmesi yani gerekir orada diye düşünüyorum. Mesajlarınızı bazen ıskalıyorum. Kusura bakmayın, bu kadar çok mesaj okumak biraz zor. İlyas Bey'in de, yani kardeşim İlyas Bey'in de size çok selamları var. Bu arada herkesin selamlarımıza iletiyoruz. Burada herkese selam olsun, biraz zor oluyor. Evet. Telefon bağlantılarınız varsa televizyonun altında telefon numaraları yazıyor, bekliyorum. dur bir program hazırlıyorum. Karadeniz'in bütün güzelliklerini anlatacağımız harika bir program hazırlıyorum. Her perşembe milyon turist. Sakın kaçırmayın. Haydi Karadeniz. Bu akşam iyi akşamlar bayağı çok oluyor. Performanslarımızı beğeniyorsunuz diye umut ediyorum. Şimdi sitemeden Aykut Topaloğlu'ndan başlayarak Türk kardeşim Şenay, çok kıymetli, çok sevdiğim yeğenim Büşra, Sedat Öktem, Deniz Durmuş, Uğur Durmuş, Alaaddin Çakır, Murat Muhsin, Lahan Ahmet, hepinize teşekkürler ve selamlarımı iletiyorum. Şimdi az önceki performansımızı izlediğimiz arkadaşlarımıza dönerek hoş geldiniz. Size Umut Kuzey'in o inanılmaz müthiş bedava kolonyalarından ikram ederken. nabız ne durumda? İyi misiniz? Benim biraz eli bolum idare edin. Ya da Umut Kuzey'in olunca daha kolay harcıyorum. Merhaba Keşoğlu, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ekin mi, ekim mi? Ekin. Ekin. Neyle? Yani neyle? neden ekin, neden ekim değil? Bilmiyorum ki. Bilsem. Ekin güzel bir isim. Teşekkür ederim. Yani. Sen anlat bakalım, Murgul'dan çıktın, buralarda bir şeyler yapıyorsun. Ablan aradı az önce. Teşekkür ediyorum öncelikle abi. Biraz kendini anlatırsan, biraz kendini tanıtırsan bize. Makyajına ve küpelerine bayıldım bu arada, aramızda kalsın, tamam mı? Verebilirim bir tane. Yok, ben küpe takamıyorum, yok. Ben hayatımda takı takamıyorum, yalandan buraya çıksın diye farkındaysan saat bile durmuş durumda yani. Zaten herkes tanıyor abi, izleyen herkes tanıyordur büyük ihtimal. Fransa'da seni tanıyanlar mı var? Var. Amerika'da seni tanıyanlar var. Gürcistan'da seni tanıyanlar var. Yok. Ve Gürcistan'dan da izliyorlarmış. Herkes seni tanıyor diye bir durum yok yani. Benim ablam Fariye Mert'i tanıyor musun sen? Ben 7 yaşına kadar kendi ablamdan ne diyordum onu bu arada. Dayımın kızıymış, sonra öğrendim. Bu arada. Seni tanımayanlar da var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Adım Ünal Yetiş. Artvin Murgul doğumluyum. Ünal Yetiş. Murgul'daki müthiş tüfekçi ablamızın, Hanife ablamızın oğlu. Murgul'un bence medya iftiharlarından biri.
Gene dişi de Tunay'la bir yıldır gelmiş, sanata gönül vermiş bir kardeşimiz değil. Ben tanıtmak istedim kendisini. Sunumunda eksik yaptım diye tamamlamaya çalıştım. Buyurun. Teşekkürler abicim. 9 yaşına başladım dans hayatına. 9 yaşında? Evet, Kamil Tekin'le Murgul'da başladık. Kimle? Kamil Tekin diye bir hocamız. Kamil deyince benim direkt aklıma Ataşehir'deki bizim sevgili kardeşimiz Kamil Yavuz geliyor. Sponsor bulana kadar sana selam da söylemeyeceğim. Ona da çok selamlar buradan bu arada. Sen selam söyle, ben sponsor bulana kadar selam söylemeyeceğim ona. Daha sonra lisede ve üniversitede üstüne kata kata ilerledikten sonra Erzurum'da Anadolu Ateşi ile tanıştık. Evet. 2010'da... Erzurum'da okul mu okuyordun? Yok, ablam yanındaydım. Dershaneye gidiyordum. He, ablam beden eğitimi öğretmeni. Çanakkale'de bitirdikten sonra Erzurum'a geldim. Ablam beden eğitimi öğretmeniydi de yanlış bilmiyorum. Büyüğü evet. Meral olan evet ama küçüğü. Zuhal olan... Meral'le ilgili bekarlığımda bir şey anlatayım böyle. Ya dedi Cemal abi dedi. Sen Murgul'a geldiğinde lisenin önünde geçerken kızlar camdan atlıyor dedi. Bir kendime ayda da baktım. Meral dedim, bunu söylemek için çok geç kalmadım. Yani Meral de çok sevdiğimiz bir kardeşimizdir bu arada. İşte Anadolu Ateşleri 2010'da tanıştıktan sonra 2015'e kadar profesyonel olarak dans ettim ana kadroda. Birçok ülkeye gidip geldikten sonra birçok kültür tanıdım. O kültürleri kendi halk dansına pekiştirmek istedim. Gayet iyisiniz. Ben sizi izlerken benim kalbim tekledi orada. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim ya. Böyle bir şey bize gösterdiniz. Yani canlı canlı bunu görmek bizim için bu bir onurdu. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ ol. Evet abi, dinliyorum. Devam et. Ben zırt pırt lafını kesiyorum. Bir şeyler söyleyeyim diye yapıyorum yani. Yeni düştük ya bu yolu onun için. Yani. İşte daha sonra ateşten ayrıldıktan sonra ikinci hayalim olan bu sanatı kırsal kesimdeki çocuklarla buluşturmak istedim. Güzel. Öncelikle kendi memleketimde başladım. Güzel. Çok güzel. Bir yıl deneme yaptık ve çok güzel tepki aldık. Bu nerede yaptın bunu, bir yıl denemeyi? Artvin'de. Murgul'da. Murgul'da yaptım. Evet. Bale, modern ve çağdaş dans. Ya bu arada anlatmak istedim. Ben de Murgul'un bir çocuğu olarak bunu anlatmak istedim. Hani geçen haftaki sahne gibi algılamayın ne olursunuz. Hani ya stüdyo dediğim gibi algılamayın ne olursunuz. Hani kültürel olarak bir yerlere gitmek isteyen ama aslında kültürün olduğu, zaten zamanında olduğu, yani Artvin bölgesinde bile bir sinema yok ki, Murgul'da 3 tane sineması olan, bir tanesi Açık Hava var, Açık Hava sinema kültürü olan bir yerde şu anki bir faaliyet durumunun kötü olmasıyla ilgili, genç neslinin azalması ve işsizlikle ilgili insanların dışarı, yani örnek bir tanesi benim, bir tanesi o. Umut Kuzey de çok iyi bilir bunu. Hani biz İstanbul dışında Umut Kuzey'i tanıştırmadıysam 100 tane Artvinliyle tanıştırdım ve gittiğimiz her yerde mıknatıs gibi Artvinleri çekiyorum. Çünkü toprağımı seviyorum ya, vatanımı seviyorum yani, para memleketimi. Bununla ilgili de ya Allah yardım etsin bize diyorum, başka bir şey diyemiyorum. Abi yani abi, yeni imkanların olacağı bir ülkemiz, bir memleketimiz olsun çok isterim ben de. Ve kültürü olan bir memleketimiz olsun çok isterim yani. Ya işte o kültüre kültür katmak istedik. Bravo sana, tebrik yapmaya ederim. Yapmaya çalıştık bir şeyler, hatta jimnastik de ekledik içine. Kültür pekiştirmesi yapmak istedik. Hani bizim düz oronlar hemşinlerin içine bale ve moderni kattık. Bir şeyler yapmaya çalıştık sürekli. Yalnız bazı eller tarafından itildik. Biz de İstanbul'a tekrar dönüş yaptık. Şimdi hayalim yurt dışına bizim kültürümüzü aşılamak istiyorum. İlk fırsatta Kanada. Bu arada çok değişik bir mesaj gördüm şimdi. Bu mesajı da okumak istiyorum bu arada. Güzel yeğenimizin, tatlı yeğenimizin kalbi kırılmasın diye benim çok sevdiğim arkadaşlarımızdan, bizim orada soyadları Cocul olarak bilinir ama bizim herkesin bir lakabı vardır bizim orada. Cocul ailesinden diyeyim o zaman. Merhaba diyor Cem amca. Bülent Orhan'ın kızı Senenay Bey. Senenay ben diyor. Babam seni bize Cemo diye tanıttı diyor. Ben senin Cemo ya da Cemil amcanım. Buradan sana da selamlarımı iletiyorum. Biraz da Keşoğlu'nu alalım mı? Neden Keşoğlu? Bilmiyorum. Gerçekten. Keşke bilsem bir hikayesini anlasam. Gerçekten size. Biz de senin için büyük bir hazırlıklar yaptık ama söylediğin gibi bir Keşoğlu değilmişsin yani. Biraz da sen anlat kendini. Ordulusun. Orduluyum. Ordunun içinden misin? Ya merkeze kayıtlıyız ama ailem şu an Perşembe'de yaşıyor. Babam Perşembe'de yaşıyor. Perşembe'yi de anlatabilirsin bize. Bu arada ben Perşembe'yle ilgili bildiklerimi biraz anlatayım. Eskiden eski yolu bilenler bilirler, Perşembe kasaplarıyla, kahvaltı salonlarıyla, evet. Şu anda kahvaltı salonları daha ön planda, fazla daha çok şeyde kasap işleri falan yapan, düzgün et yemek istiyorsanız, güzel kahvaltı yapmak istiyorsanız Perşembe'nin koylarını size gerçekten tavsiye ederim.
eski yolu tercih edenlerin inanılmaz bir manzara göreceğinden emin olmasını da burada söylüyorum. Benim bildiklerim bu kadar. Sen devam edebilirsin. Ben de gidip gördükten sonra Yason Burnu'nu çok beğendim. Hani gitmeyen varsa mutlaka gitmeli. Orayı çok seviyorum. Her gittiğimde orada işte kahvaltı yapıp mutlaka Yason Burnu'na uğramaya çalışıyorum. Ya çok da sık gidemiyorum tabii burada işte işlerimizden dolayı, aynı zamanda okulumdan dolayı. Onun dışında ben kendimden biraz bahsetmem tabii gerekirse. Ki. 16-17 yaşlarında başladım. Çok küçükken başlamadım aslında dansa. 16-17, 18 oldun mu sen? Ben 23 yaşındayım. Evet, küçük gösteriyorum biliyorum ama. Aslında Latin danslarıyla başladım. Ama şunu da az önce de konuştuk hepsi ama biraz seyirciler bilmiyormuş gibi davranalım. Çok yüzlülere benziyorsun. Teşekkür ederim, öyleyim. Öylesin, evet. Evet. Bu arada Ozu'da da Gürcüler yaşıyor. Evet. Dede tarafım aslında Gürcistan göçmeni. Onlar tabii ufak tefek konuşmalar, anlamalar, işte yemek kültürümüze birazcık yansımış. Ben tabii anlayıp konuşamıyorum ama biraz benzediğim söyleniyor. Bilmiyorum. Biraz benzemiyorsun. Bence gerçekten Gürcülere benziyorsun. Gürcistan'a sık gidip gelen biri olarak da pandemiden önce. Bu arada Ordu'da çok sevdiğim bir arkadaşım var, Kerim Alpaydın. Çambaşı köyünden ona Funda Hanım'ı almaya gitmiştik. Orada da güzel anılarım oldu. Güzel anılarım hepsinin temeli Kerim'dir. Buradan selamlar tekrar kendine. Şimdi performansa geçmek istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza evet. Sağlık. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Çok sağ olun. Bize çok güzel bir gece yaşattınız. Teşekkürler.
Atabarı tek barı bahçede gördüm yarı. Atabarı tek barı bahçede gördüm yarı. Ses sandım ses vermedi, ağladım zari zari. Şarkımız vardı, onu söyleyeyim. Nazlı Çiçeği mi söyleyelim beraber? Olabilir. Hadi bakalım. Fadiyez mi yapmıştık? Evet, Fadiyez yapmıştık. Tabii alayım. Ya da değişebiliriz. Fark etmez. Şöyle yapalım, sen bunu al abi. Senin boyun uzun. Şimdi bizim de şaka maka ilk canlı yayın programımız oluyor. Yani İz Televizyonu'nda bir çıkmıştık Emre ile sadece. O yüzden heyecanımızı mazur görün. Mikrofon kapatıyoruz, şarkıya giriyoruz falan. Bu şarkının bende çok özel ve değerli bir tarafı var. Onu 2006'da rahmetli olan ablama yazmıştım bu şarkıyı. Onu çok genç yaşta kaybettim. Beraber... Yeah.
Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ağzına sağlık. Bir Megrelce şarkı yapalım mı? Hadi bakalım. Evet, Megrelce şarkı yapalım. Evet, aslında Kazım Kuyuncu'nun Karadeniz müziğine çok emeği var. Ruhu şad olsun diyoruz. Yine selamlardan devam etmek istiyorum. Bu hafta aslında bu programı yapmadan önce imdadıma yetişen iki gruba da Cemal'e ve Tuncay'a teşekkür ederken Koliba'yı alacaktık bu hafta. Ama halen desteklerini kesmeyen Gökhan Özkan, Bülent Bayrak, Ali Durmuş, Malik Hacıoğlu, yeğenim Ekrem, Taniye Dinç, Ayşe Seyidoğlu, İlyas Demir, Umut Kuzey, Nevin Çakır, Allah seninle razı olsun derken geçen hafta benden desteğini esirgemeden buraya gelen sevgili hemşinli kardeşim, Allah ona razı olsun, ve sevgili Laz dostum Selim Bölükbaşı ve Aydoğan Topal bir mesaj atıyor.
Süper gidiyorsun dostum. Oturuyor. Selam oradaki tüm canlara diyor. Aycan, Allah razı olsun senden. Başlangıcımız sensin. Bu arada Hopa'da iki tane sevdiğim kardeşim Sinan Bayramoğlu tarafından tanıştırılmış olduğum en az onlar kadar kıymetli, çok sağ olsun, iki abim var. Hani biri abim, biri kardeşim diyelim yani. Murat Kaya ve Hacı Kaya. Ne enteresandır, bu akşam Mori grubunu buraya ağırladığımız zaman, oraya bakayım böyle, Mori grubunu bu akşam ağırladığı şey yaptığımız zaman, tanıştığımız zaman, ona da Umut Kuzey'in bedava ve süper kolonyasından sunarak bir kızımız geldi. Önce kızımıza vereceğim. Biz zaten elimiz artık. Abi bayağı. Kafa yapmaz değil mi bu? Çekişe göre değişir. Irmak Kaya bu akşam aramızda. Hepimizin hayran olduğu bir ses oldu bu akşam bize. Evet. Seni dinlemek ne kadar güzel. Hoş geldin Irmak. Teşekkürler, hoş buldum. O kadar hiç naif. Bitkin tun hiç gelmez. Aynen, hiç hiç gelmez. Gene Hopa'da kardeşimiz bu akşam vokalde bulunuyor. Bir de biraz kendini anlatır mısın? Biraz kendini tanıtır mısın? Bu akşam bizim için gerçek bir sürpriz oldu sen. Teşekkür ederim. Ege Üniversitesi'nde okuyorum. Hopalıyım, orada doğdum, büyüdüm. Şu anda işte Muğla'da güzel çalışmalarımız var. Devam ediyoruz. Ne çalışman var? Güzel çalışmalarımız var, projelerimiz Projelerimiz var. Yakında paylaşacağız. Evet, yakında. Umut Kuzey bu akşam, da bizim içimiz içimiz Umut Kuzey bu akşam seni keşfetti, bunu söyleyeyim de. Hani... Neyse, nasip olsun gerisin. Okuyor musun sen? Evet. Kaça gidiyorsun? Ege Üniversitesi Devlet Türk Müzikisi Konservatuvarı'nda. İzmir'desin yani. 4. sınıfım aynı. Bunları nereden buldun? Okulda hepimiz aynı okuldayız. Hepiniz aynı okuldasınız, evet. Güzel. Bölümdaşız hatta. Bölümdaşsınız. Ne okuyorsunuz abi, anlatın. Halk müziği, Türk halk müziği. Türk halk müziği okuyorsunuz. Ses eğitimi, şan ağırlıklı. Devlet sanatçısı olma şansınız var mı? Belki kurtarırsınız ya. Yani şu ara TRT'ye alım pek yok ya. Yani. Çok zor. Olanları da çıkartıyorlar diye biliyorum ama nasip kısmet diyelim. Daha sonra bize halkın anlatsana sanatçısı. Amcalarını anlat. Amcalarını öğren nasıl? İyi yani. İyi bir soru. Yani şu an okuduğum için çok memleketteki insanlarla çok görüşemiyoruz, bir de pandemi döneminde. Bir de kendi şivende böyle zorlanmadan konuşur musun? Ben hemşire şivesiyle konuşan insanlara bayılıyorum. Bu arada konuşuyor gibi hissediyorum. Benim eniştem bir hemşirindedir bu arada. Osman Topaloğlu'ya da selamlar bu arada. Ya ben hayatımda bu kadar rahat insanlar, bu kadar candan insanlar tanımadım yani. Hani geçmişleriyle ilgili bir sürü şeyden anlatsalar da ben onların evlerinde misafir olmaya, onlarla konuşmaya, onlarla sohbet etmeye, onlarla bazen bağırıp çağırmaya, kavga etmeye bile bayılıyorum yani. Çok Hopa'dan dostum var. Hepsine buradan selamlarımı iletiyorum tekrar. Bu arada Hacı Kaya ile Murat Kaya benim için özel insanlardır. Yani senin amcalarından bahsediyorum yani. Şöyle söyleyeyim. Şöyle adamlar ya, elleri bu kadar açık. Misafir geldiğinde eli ayağa karışan, hani koskoca bir firma sahipleri olmuşlar ama halen ruhları, ya kendimi görüyorum bazen onlarda, halen ruhları eskisi gibi, evine gittim bir şey yapan, yemek yedirmeden bırakmayan tipler, bayılıyorum onlara yani. Çok renkli bir sesi var. İnanılmaz. Çok, evet, çok evet, ben de bayıldım kadar, seslerine. Yani sesinin tonu o kadar güzel ki. Siz burada ilk defa kim dinlediniz naif muhtemelen. Biz sahnede her dinleyişimizde bir telefon gelmiş. Birisi arıyor dedi ama tam anlayamadım. Sürpriz telefon inşallah bize yapıştırmazlar bu konuyla ilgili. Sürpriz telefonla ilgili şeyler biliyorsunuz. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sürpriz. Kiminle görüşüyoruz? Necid Ali. Rapper Kaco. Kaynarar. Haydi de Allah'a şükürler olsun. Yeganım burada. Seni koklamış gibi olduk ya. Allah razı olsun. İyi yaptın, aradın bizi. Allah. Aha, amcan arıyor. Hadi konuş. Amca nasılsın? Biz deyiz. Geldik, daha iyi olduk. Çok çok güzel gidiyor. Yani program nasıl gidiyor diye sordum. Program herhalde nasıl gidiyor? Sen görüyorsun. Biz görmüyoruz ki. Yemin temizliğinin olduğu yerden program. Aynen öyle. Aksayan hiçbir... Eyvallah, canımsın ya. Aksayan hiçbir şey yok çok şükür. Canımsın. Sen de benim canım. Allah senden razı olsun. Oteli ne yaptın? Bitirebiliyor musun bari? Otel bitmek üzere. Bir türlü bir akşam gelelim da. 10 güne kadar. Harika harika. İnşallah en kısa zamanda. Hayırlı olsun, gideriz artık. Buradaki herkes davetli değil mi? Burada buluşacağız hep beraber. Cem Ali tanımıyor musun? Kimi? Cem Ali tanımıyor musun? Vira Cem Ali. Cemal kim? Ya burada durdurlar, Cem Ali görmüyor musun? Vira Cem Ali. Evet,
Tanıyorum, evet. Ben de Cemal Bey'e dışarıdan bir cevap soruyorum da. Yok yok. Offsite'a düşürüyorsun yani amcamı. Yani. Amcan genelde santrafordur. Arada bir düşer offsite'a. Sonu yok. Bu arada Umut Kuzey senin ısmarlamış olduğun kuru fasulye hala unutmuş değil ha. Arada bir anlatıyor onu. Artık otelde ağırlarsın bizi inşallah. Aynen. İzleyenlere sevgiler. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Hatırlayacak mısın? I love you. Do you love me? Yes, I hatırlıyor musun? Umut Bey geldi akşam çingeneleri yapıştırmıştık ya yanıma. Çok güzel geceydi. O akşam Çelik Evcişli de bizle beraber oldu. Harika bir gece yaşadık o akşam. Gerçekten Muhammed abinin ve senin payın, oradaki payını kimse inkar edemez. Evet. Dostum çok teşekkür ediyorum. Aradın bizi, onur ettin. Ben teşekkür ederim. Gelinime sana selamlar. Allah'a emanet olun. Programlar diliyorum. Allah razı olsun. Selamlar senden. Dostum sen aradın. Daha iyi program nasıl olsun? Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hem şimdi gene sendeyiz. Bize bir şey anlatmış. Çok çekingen bir kızsın sen ya. Sana dedim ki sen amcaların benim arkadaşım. Burada rahat ol. İstediğin gibi davranabilirsin. İstediğin gibi konuşabilirsin. Demedim bunları. Tabii de ya ben genel olarak... Açmışsın da sordun mu onu? Ne? Açmışsın sordun mu içeride? Eksik bir şey yaptın mı yani? Yok estağfurullah. O kadar iyi davrandıysa sen de bir şeyden anlat da bir rahat ol. Anlatayım. Ben şarkı söyleyerek rahat oluyorum diyor genelde Irmak. Kendi başına bir şarkın var mı? Benim. Senin? Yok benim şarkım yok. Yani Molly'den önce... Söylediğin bir şarkı var mı? Söylediğim... Yani nasıl yani? Bir tane şarkı söyler misin yani? Biz seni alsak sahneye, bir de senin sesinden, senin okuyuşundan bir şarkı almak istesek. Tabii. Orkestra yani. Hazır mı bu arada? Orkestrayla söylüyorsun, çocuklar sana uyumlu. Evet. Hemşince mi söyleyeceksin? Ya hemşince de söyleyebilirim. Hangisi? Ayşenur Koli var, dinliyor musun? Tabii. Bunun için espri yapıyorlar, Ayşenur Koli var. Sevgili Ayşenur Koli var, bizi izliyorsan seni burada görmeyi çok isterim. Çok isteriz. Minnettar oluruz. Büyük bir hayranın olduğumu buradan sana söylemek isterim. Bize ulaşırsan ya da bize ulaşma fırsatı verirsen seni burada ağırlamayı çok isteriz. Bu arada bunu da bilirsin. İstediğin zaman seni sahneye alabiliriz. Geçelim birlikte. Sen vokal mi yapacaksın? Ben gitar çalayım abi ya. Çal. Buradan geç buradan. Evet. Şimdi huzurlarınızda bir hemşindi. Bu tepe. Irmak kızımız sizde, tamam, biz kuzum, bayıldık. Kuzum, dilerim siz de bayılırsınız. Burada sesim var. Kuzim istihet,
Yani akordeon diye kullanılır. Biz akordeonla gelecek. Evet. Anlat kendini bize madem öyle başladın. Emre Solmaz. Artvin doğumluyum. Abini sponsor alacağız inşallah. Abini evet, yapıştıracağız. Abini ilerleyen zamanlarda konuk edeceğiz. Abi. İnşallah inşallah. Artvin Ardanüşlüyüm. Ege Üniversitesi Devlet Türk Müzikisi Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü mezunuyum. İzmir'de yaşıyoruz. Artvin Bakırspor'da top oynarken Ardanüş'e gittim. Ardanüş'te top sahası biraz meyilliydi. İlk yarı yukarıya doğru, ikinci yarı aşağıya doğru koşmak biraz enteresan olmuştu ama. Artık öyle değil, artık güzel. Ardanuş'u biraz anlatayım size. Ardanuş ve Şavşat'la ilgili konuşmak istiyorum biraz. Artvin'de gerçekten yokluğun yaşandığı üç tane ilçemizden birisi. Ardanuş, birisi Şavşat, birisi Yusufeli. Yokluk içerisinde çalışarak uğraşmış insanlardır. Şavşat ve Ardanuş'ta genelde öğretmen, ormancı, hemşire gibi şeyler seçti. Allah'a şükür ki senin çok gibi müzisyenlere kavuştuk. Müzisyenlerimiz de var ama tabii ki. Tabii var. Yani. Yörede çok ustalarımız var. Özellikle zurna alanında. Zurna? Tabii ki. Şimdi herkes Artvin deyince insanların aklına Yusufeli yöresinde, bu arada ben tulumun yoğun olarak çalındığını biliyorum bu arada. Ama genelde Atabarı, Düzdoron gibi bu folklorumuzun davul ve zurnayla çalındığına ben Artvin merkezde evet, çok şahit oldum. Daha yani. Çok davul ve zurnayla icra ediliyor. Şimdi Alper Bayraktar, Alperen Bayraktar çok güzel bir isim. Çok kısa bir boy ama o boyla gümbür gümbür davul çalan bir arkadaş. Alper anlat bize kendini biraz. Alperen Bayraktar, Artvin merkez doğumluyum ben. Mikrofonu nasıl vereyim? İkinci üniversitemi okuyorum. Şu anda Ege Üniversitesi Devlet Türk Müzikisi Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü öğrencisiyim. Halen daha devam ediyorum. Öncesinde Artvin'de yine Emre ile birlikte halk danslarıyla uğraştık. Artvin merkezde? Merkezde. Aynen. Ali Yamak'ı tanıyor musun? Ali Yamak. Folklorcu. Hem hocamdır hem de bir ufak bir projede beraber de oynamışızdır. İyi Ali Yamak. Ama sevdiğimiz bir hocamızdır. Onun haricinde halk oyunları ekipleriyle birlikteliğimiz vardı. Eğitmenlik yaptık kısa bir süre. Sonrasında buradayız. Moli ile beraberiz. İleriye yönelik planlarımız var. Güzel grup. Umarım güzel şeyler yaparız diye tahmin ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol mikrofon. Ben onu kızımıza ileteyim. Arkamın bir televizyona dönmeden yürümek nasıl bir şey bilmiyorum ama. Bakopli sana az bir şey de geleyim. Evet, gene kızımıza verdik onu. Bir telefon bağlantımız varmış. Gene sürpriz galiba. Telefon bağlantımız gene sürpriz mi? Evet. Alo, iyi akşamlar. Ben da gel acan. Ben da gel acan. Duzaldığı zaman. Ben da gel acan. Utanmaz. Absuz. Kemal, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Programında başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu senin yollayacağın videoda o kadar umut bağladık, o kadar çok istedik ki bu videoyu. Bak yeğenim Tuncay da burada. Tuncay da çok bekliyordu bunu. Ama Cemo biz o kadar, yani bizi biraz bekleyecek, öyle hemen söylemekle oraya video aslında göndersek olmazdı zaten bir söylemekle. Benim için yap demedim ki, yeğenin için yap dedim ya. Yeğenim gerçekten bizim medali iftiharımız. Orkestra arkadaşları aynı. Yani gerçekten başarılı. Başarıların devamını diliyorum. Bu akşam Hacı Onur sülalesiyle bayağı bir ileri gittik yani. Artık dünür de sayılıyoruz. Evet, evet. Biraz da rahat konuşuyorum. Ondan sonra Cemal Çayırcı kardeşim. Eyvallah. Çok eskiden beri bilirim sahnelerini. Ağır başarılarını diliyorum. Selam söylüyorum Ali abi. Ben de selam söylüyorum. Aleyküm selam.
Bu arada Ali Ergün'ü biraz anlatmak isterim. Ali Ergün, soyadı Ergün olabilir ama Hacıoğlu. Bizim sürerli ismi Hacıoğlu. Benim sürerli, de soyadım Ergün. Hani bazıları Ergün yapmış. Aynen, sonradan artık bizim sürerlerde sıkıntılar çok olur. Mesela benim sürerim de Buçan ama soyadımız Demir. Herkes bir sıkıntı yaşıyor ilkeki zamanıyla. Az önce anlattığım gibi köylerinde türkülerine şahit olduğum eski gelenekleri böyle yaşatmaya devam eden bir köy. Hoşnut bir sesi var. Aslında Osman abi de bağlansaydı. Keşke de Osman abiden de bir iki kelime duysaydık konuyla ilgili. Bana biraz Bülent Ortaçgil'i hatırlatıyor. Konuştuğu gibi türkü söyleyen bir adam. Hani onun için Osman da benim için çok kıymetli. Ali abi teşekkür ederim bağlandın. Neyse. Cemal programlarını sabırsızlıkla bekliyoruz. Çok başarılısın. Başarılarının devamını diliyorum. Cemal diyen diline kurban olurum. İyi bak kendine. Kendine iyi bak. Bu arada Uçan olduğunu da yeni öğrendik. Buçan, İyi Uçan. Uçan abim hızır. Ben Buçan'ım. Seni seviyoruz. Selamlar, saygılar sunuyorum. Ben de toplamdaki en insanı seviyorum. Selamlar, seviyorum. Bu arada bize fotoğraflar yine yolladı. Foto İlker'den geldi. Ali Durmuş'tan geldi fotoğraflar. Az önce şarkılar eşliğinde zaten gördünüz. Gene gelelim sizin müzik anlayışınıza. Şimdi rahmetli gene Kazım Gonca Nur içinde yatsın. Rahmetli Kazım Koyuncu'ya dayanan Karadeniz müziğini değiştirmeye daha doğrusu daha başka folklorlar reggae renk katmaya diyelim ya kısaca. Yok reggae diye rock'tı biraz Anadolu rock'tı gibi şeyleri ekledi. Sizinki nedir abi? Yolunuz nedir yani? Neyin üzerindesiniz? Biz, mesela İnce Kalkan'daki yaptığınız evet, nedir? Bu arada Mupares Oyuncu'da yaptığınız nedir? Regi midir? Yok orada swing'e döndük. Ama şimdi şöyle kısaca... Anlat bir de swing'i, mimingi. Ben güvenlikçiyim. Burada müzik falan bilmiyorum. Sunduğuma bakma sen. Hadi. Ya aldığımız eğitim gereği zaten halk müziğine dair bir elekten geçiyoruz. Yani halkın kaybolmaya yüz tutmuş bütün eserlerini okulda da buna dair bir proje sunduk. Hep birlikteydik. Bu arada kaçırmadım değil. Biz Irmak'a hiçbir zaman vokalist gözüyle bakmıyoruz. Biz ikimiz solistiz. Biz çift başlı ejderha gibi. Yok dışarıdan görüntüyü istinaden söyledim. Ekseriyetle ama hani, öyle evet hissediliyor. Ben müziği bilmiyorum derken anlamıyorum demedim. Ha. Hayır canım orada, estağfurullah. Onu keşfettim. Keşfettirmek için de yukarıya itedim yani. Estağfurullah. Bu arada Cemal Çayırcı'yla yapmış olduğunuz o İtalyan işi Pavarotti gözüme kaçmadı yani. Bu arada yani. Ben daha iyi bağırım. Sayın seyirciler. Biraz gözcüsülü oldu ama. Murava yapmadık tamamıyla spontane gayet gelişti. Gayet iyiydiniz. İki mutluluğunu burada birbirine evet. Dayanarak sırtınızda böyle şarkı söylemesi benim inanılmaz yani hoşuma gitti. Biz çocukluğumuzda. Dilerim bizim oradaki hani memleketini çok seviyorum deyip de memleketini istemediği şeyleri yapan insanlar ibreti alem olur. Evet. Onlar da Murgul için bir şeyler yapar. Onlar da Murgul için destek verir diye düşünüyorum yani. Biz çocukluğumuzda izlerdik. Viraj Emal'e o konseri varmış falan diye. Şimdi burada birlikte aynı şarkı söylemek güzel tabii ki. Çok, ben de Umut Kuzu'yu izliyordum biriz. Çocukluğumda. Ama beni sahneye aldı işte. Ya dedi sen şarkı söyleyemezsin iki konuşma yap öyle ilan ettireyim beni yani. Yok gayet güzel abi. Yani bu arada müzik sektörüyle ilgili ben Umut Kuzey'le ulaştığım yere hani güvenlik elemanın ulaşabileceği en yüksek noktaya ulaştığımı düşünüyorum. Çünkü dünya üzerinde eşi benzeri görülmemiş işler yaptık. Sahnede konuşmalar yaptık. Günün anlamını anlatan şeyler yaptı. Tabii ki hak ettiğimizi düşündüğü için yaptırdı. Yani dünya akıllı kardeşimdir bu arada. Çalışsak da çalışmasak da bunu tekrar söylüyorum. Yetse de yetmese de elimizdeki bu tekrar teşekkürler madem. Bodicen iki şarkı daha alın. Arada bir gelip geçmeden şeyi söyleyelim mi? Şarkıya geçmeden. İnce Karhan dedin. Evet. Biz yakın zamanda sözümüzü yine bize ait olan bir eseri çekimlerini tamamladık. Stüdyo kayıtlarını mix mastering aşamasında. Son raddede yani. Önümüzdeki hafta da onu da paylaşmak istiyoruz. Buradan da onu. Neyi? Hangi şarkıyı? Gün Vurunca diye bir Türkçe bir şey de yaptınız yani. Tabii. Yani çok bambaşka bir eser oldu. Bu ses yok mesajı çok burada fazla geliyor bu arada. Şey gelebilir yaylılar falan var. Çok dolu bir eser. Çiğ kalabilir. Çok akustik kalabilir. Yani biz dinlemek isteriz açıkçası. Hani
Ama bu arada klibin heyecanını dindirmiş olmaz mıyız? Ya, bu arada bizim müteahhit var. Benim evim duvarını yapacak. Onun adını geçeyim isterseniz. Özkan Subaşı duvarı yaptı artık. Duvarı yapar. Özkan abi. Bu arada 25. Bu akşam birlikteler Onur Toplular. Aa, hepsi tabii beraber birlikteler. Ha. Selamlar olsun. O da Dursan'ı da. Bunların köylüsü bu arada. Duvarı yaptı Özkan. Ondan sonra Fuat Alpay var. 25 sene konuşmadık ama şu anda neye sıkıştım? Erkan Şeykoğlu'nun demirlerini biliyor ve beraber çaldık yani. Erkan abinin yanında Onur da sponsordur Moli'ye. Hem Onur? Onur Toplu, Toplu Yap İnşaat. Fuat Toplu'nun oğlu. Belki Allah Allah. Tabii iki klipte de hatta biz çıkaracağız diye bir şey çıkmaz Instagram'dan yayın yaptık. İşte mesaj atıyor bana, aradı beni işte önce mesaj attı. Bana niye haber vermiyorsunuz, klibi çıkaracak mısınız diyor falan. Kardeşim işte ulan, ne olacak? Onur Toplu, seni Fuzuli zannediyordum, aferin bundan sonra. Yok, o çok çok değerli bir kardeşimizdir. Abi, Fuat Alpay'ı zaten anlatıyordum. 25 sene konuşmadıktan sonra tekrar konuştuk. Benim iyi bir kardeşim oldu. Buradan ona da selamlarımızı iletiyoruz. Buyurun o zaman. Buyuralım. Özcan abiye, Mehmet abiye de selamlar olsun. Aleyküm çünkü mesela, yeni yayınlanacak klipte onların da destekleri. Bu sana vaat etmiş olduğum şeyi de hatırlatırım sana. Eğer bir klip çekersen, Aydoğan Topal gibi bir klip çekmek istersen, ne kadar meşhurum bilmiyorum ama ben klibinde oynarım. Umut Kuzey'i de zorlarım. Ayıpsın ya. Geçelim biz o zaman. Yine Ey gidi Fehmi Karaca. Emeğini kimse ödeyemez ya. Öpüyorum seni buradan. Yengeme de çok selamlar. Bizi izliyor musun? Burada selam ve saygılarımı iletiyorum Fehmi abi. Voli grubu sahnede. Bir hemşince söyleyeceğiz önce. Ondan sonra yine sözü müziği bize ait olan. Bunu ilk kez söylemiş olacağız. Daha önce yayınlamadık. Söylemedik. Eyvallah. Minicik bir akort bakalım. Aşk
da söylediler, derdi da söylediler. Dağları, yaylaları, itleri söylediler. Çok üzerine kaldı ki tam demişken o anda tulumla akordiyon belurdu hafızamda. Çal 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 tulumum çal, sevday keterim da çal tulumum çal. Çal 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 akordum çal, dağları yaylaları dereleri çal. Nerede şenlik var ise sebebi akordumdur. Bana verdiklerinden teke su kahretumdur. Yalnız sizler çalın ha bu dünyamanlini. Hiç düşünmüyorlar insanın ahvalini. Ula hele çal. Çal 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 tulumum çal. Kaptı kaçtı olmasın ki çabuk sen çal. Çal 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 akordum çal. Ha buran nefes umut al bir nefes gel. Çal 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 tulumum çal. Kaptı kaçtı olmasın ki çabuk sen çal. Çal 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 akordum çal. Ha bura nefes umut al bir nefes çal. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Hemen bir tane daha söyleriz, ayıpsınız. Olur, armut yaparız. Yaylalara çıkalım mı? Şimdi ekranları başındaki seyirciler de, şimdi kulisler, herkes bir gözlerini bir kapatsın. O gibi bizi astral seyahate götürüyor. O gibi bizi uçur ya. Bedava ama öyle para veremeyiz şimdi. Pandemi zamanı, sıkıntı.
Teşekkürler. Biz sabaha kadar devam edebiliriz. Gelin oturun. Gelelim mi? Hadi gelelim. Bu arada sesim geliyor mu? Bu arada Hamza Gezmiş mesaj atmış bize. Harikasınız, selamlar, iyi yayınlar diyor. Hamza Gezmiş, sen de bizim oralardan çıkma, iyi bir topçusun. Seni de bir yayına almak isteriz istediğim bir zaman. Bunu Gökhan Özkan'la konuştuk. Gökhan Özkan sana bildirdi mi bilmiyorum ama seni de bir yerde çağıracağız, bilgin olsun. Ya yüzlerce mesaj geliyor. Mesajlara yetişme şansım yok. Denk gelenleri falan okumaya çalışıyorum. Elimden geldiğinizde Demet Balcı, senin kardeşliğinden eminim. Benim Dünya Kret bir kardeşimsin. Sen de bu arada Reyhan'a da teşekkürler ederim. Kaldığımız evden devam edelim. Cemal, biraz seni anlat. Allah. Çok sıkılmış duruyorsun. Yok, iyiyim. Valla ben çok mutluyum. Gençler söylüyorlar, biz dinliyoruz. Arada bir biz eşlik ediyoruz. Eşlik etmiyorsun, can veriyorsun bence. Bir can suyu gibisin. Eyvallah, bu akşam. Teşekkür ederim. Yani o Pavarotti'yi unutma şansım yok yani. Ama bu, bizim o topraklardan gelecek bir durum gibi geliyor bana. Aslında şöyle söyleyeyim. Bizim toprakların aslında ihtiyacı var. Yeni nesil şarkı söyleyen tabii insanlara. Tabii ki, tabii ki. Yani bir ben varım Murgul'dan. Bir de herhalde sen varsın. Var var. Bayağı çocuklar var. Yok. Türüyor yok da, yani böyle... Yeni nesil olarak söyleyeyim. Yeni nesil bir şeylerim vardı. Bu arada mesajlaşıyorum ben. Turan Uyan'ın oğlu var. Evet. O da var. O çocuk da popülasyonu yüksek çok bir çocuk. Yani... Dur. Gökberk var. Gökberk Kumaş. Çok Gökberk Kumaş. Basçı. Murgul'dan bahsediyor. Tamam, Murgul'dan, Murgul'dan. Deniz abi. Skuan. Ya, Hopa Arhavi daha renkli, daha evet, şanslılar daha bence. Renkli. Hani... Yani bize nazaran, hani Murgul'a nazaran daha şanslılar yani. Evet, o coğrafyada o müzik. Yani. Yani zaten şimdi bu ara zaten herhalde bir senedir tabii müzik yapamıyoruz. Tabii. Şafak Uyanık adını unuttum. Ekranın vermiş olduğu heyecan bazen unutturuyor bize. Bir de çok fazla mesaj okuyup şey yapmaya çalışınca. Özledik aslında. Yani Şafak Uyanık da eşiyle beraber söylüyor galiba, ben yanlış mı biliyorum? Bir arkadaşla söylüyordu. Şimdi eşiyle bir klip çekmişlerdi ama yani, söylüyor mu bilmiyorum. İyi bir reyting olduğunu duydum ben. Tabii. İyi bir sahnesi var onun da. Var, evet. Gayet. Yani olması bile... bir de şey varmış. Bak, buradan bir mesaj geldi. Batuhan Kurşan Özcan var. Özcihan. O şey şu an Gazi'de öğretmenlik okuyor. Aha, muazzam evet, geliyor. Evet. Yani yeni nesil Batuhan, muazzam evet geliyor. Telefonu bulalım da onu da çağıralım da. İyi bağlama ve... Özcan bağlama, bu, Hüseyin, piyano neler evet, yapıyor piyano. Evet, Hüseyin, Hüseyin, abinin çok da efendi bir... Hüseyin abinin oğlu. Hüseyin abinin oğlu. Bizim Hüseyin abi. Evet, Hüseyin abinin benim oğlu. Benim, çok da efendi yani, bir evet, arkadaş. Benim o, da, o da o da iyi. O da çok iyi. Yani geliyor yeni nesil burada. Bana sor da abi. Ben abi İngiltere'ye gidiyorum. İngiltere'de ne yapacaksın? Bizi anlat öyle. İngiltere söyle. Bu kadar buraya alışmışsın şimdi. Arada bir gavura çıkıp yukarıda. Bu sene ben çıktım yukarıya. Mehmet Durmuş'a yapıştım. Mehmet Durmuş'a dedim bal istiyorum ya. Bal istiyorsun. Bal istedim. Verdi. Hem de 5 kilo. Bu televizyondan söylüyorum. Mehmet abi durumumuz zor ama hani yapacak bir şey yok. 5 kilo kestane bal aldım. İlker'e yapıştım. İlker bal yolladı bu. Yukarıya çıktım, bayağı bir bal topladım, geldim. Sen burada dağıtıyorsun, o kadarını yiyemezsin. Kim? Ben dağıtmıyorum, ben yiyorum ya, sabah çaylar balla içiyorum. Bizim yani o bölgenin balı, çalışıyorum. Bizim o bölgenin balı çok güzel evet bence. Ben bizim oraların balını daha çok seviyorum ama. Durçan'ın, Gordet'in. Orası hem biraz yani, çiçek balı, kokolet, hem biraz kestane. Kokolet daha iyi. Çok kestane ya. Kestane çok yakıyor. Kahvaltı da zor. Bu vadiden, yani şimdi şöyle anlatmak isterim. Şimdi iki tane vadimiz vardı bizim meşhur. Azder balına eşit balın üretimi kabaca, değil mi? Kabaca yukarıda, vardı ama önemli. Oradaki HES'lerin şeyleri balı biraz tabii etkiledi diye duydum. Tam evet olarak bilmiyorum. Buradan da kimse bir su kaynağı azalınca yani malum. Ama şu anda kokolet biraz daha bakir. Bu sene değirmen kapı dedikleri yerde suya girdim. İnanılmaz zevkliydi. Hani orada bayağı uzun bir şeydi. Tabii şeyle yarışıp da falan zorda bu videoları falan yayınlayamayız ama oralardan çekimleri yaparsam kesinlikle bu yaz gittiğimde uzun uzun çekimler yapacağım. Böyle bir program bir daha nasip olursa şey yapacağız. Şimdi muhabbeti toplayalım diyoruz. Bu kapanışı yapacağız. Beraber söyleyeceğiz. Bir şarkı var mı? Başka sizin dediğinizde kalmadı mı?
Söyleriz ya. Fark etmez. O zaman beraber bir şarkı alalım sizden. Tamam tamam. Sonra bir şarkıdan Molly'den kapanış şarkısını alalım. Tamam. Programı kapatalım. Sen bu arada programı kapatmadan önce bir beni bıraksan neler yapacağım ben? Hani şimdi önümüzdeki hafta sevgili dostum kardeşim Niyazi Koyuncu'dan bir lütufta bulunduk dedik. Bizi de onur eder misin? Bizimle bu programı yapar mısın? Gene Bahçelievler'de bu güvenlik ofisimi ilk açtığım, yarı bozduğum bir ofiste zorluklar içerisinde güvenlik hizmeti vermeye çalıştığımız dönemlerde Emre Mutlu diye bir kardeşim vardı orada. Mahallede 16 yaşında bir yaratık gibi bir şeydi yani. İri yarı çok büyük bir çocuktu. Gene o mahalleden çıkan bazı şeyler oldu. Sonra stand-up yapmaya başladı Emre Mutlu. Stand-up yaptığında bizim adımızı çok kullandı. O adımızı kullanmasının emeği olarak önümüzdeki hafta Emre Mutlu'yu buraya davet ettik. Severek kabul ettiğini söyledi. Sevgili dostum Niyazi Koyuncu'yu davet ettik. Önümüzdeki hafta Niyazi Koyuncu da bizimle birlikte olacak. Bugün buraya gelen orkestradaki arkadaşlarımıza sevgili dostum Viracemer'e köylüm babamın akrabası yani benim de akrabam Viracemer'e Ey gidi kayalardan hemşinli kızımıza Irmağa Tuncay Ergün'e Tuncay aranızda konuşmayın ayıp. Okulda abi, size bağırmıyor mu koca? Şimdi provasız ne yapsak diye düşünüyorum. Ben bir provaya ihtiyacım. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Hiçbirinizin bir provaya ihtiyaç olduğunu düşünmüyordum. Biraz Cemal siz de bir şarkı eşlik etsin. Ondan sonra Biraz Cemal'i alalım. Daha da kavuşalım biz. programı da burada kapatalım. Yüzlerce mesaj aldık tekrar. Gene Murgullu arkadaşlarımızdan. Alabiliyor musunuz ayakta? Benim arzu için gene bir yere yaslanacağım ben. Binlerce mesaj aldık yine Murgul'dan. Adını okuyamadığımız insanlardan özür diliyoruz burada. Ama hepinize yine selamlarımızı sunuyoruz. Elimizden geldiğince canlandırmaya da şey yapıyoruz. Mesajlarınızı iletmeye çalışıyoruz ama bildiğiniz gibi bu program akışı içerisinde biz bir hata yapıp sizi şey yapmış olabiliriz. Iskalamış olabiliriz. Adınızı unutmuş olabiliriz. Sakın gönül koymayın. Hepinizi çok sevdiğimi buradan tekrar söylemek istiyorum. Yine reytikleri yukarıya çıkarttınız. Benim umduğumun çok çok üstünde güzel bir program olduğunu düşünüyorum bunun. Bugün burada izlenmediyse bile kaçıranların YouTube bunu mecrasından izleyebilirler. Böyle YouTube falan ismini vermiyorsunuz. Öyle mi? Daha yüksek miktarlara ulaşacağını, bu programı kaçıranların çok pişman olacaklarını düşünüyorum. Tabii ki gene de iyi olduğundan eminim. Artık televizyonları falan filan da öğrendiler. Niyetlerinize geldiniz. Ekranlarımıza bizi onur ettiniz. Ne kadar sevildiğimizi bize hissettirdiniz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Hepinize iyi geceler sunuyorum. Geçelim biz. Molly'yi sahneye alalım. Vira Cemal'le beraber. Hepinize iyi geceler. Saygılar, selamlar. Görüşmek üzere. Yaktın beni yanasın. Köylünün
adına. Oy oy güzelim. Alır beni gidesin oy, alır beni gidesin. Alır beni gidesin oy, alır beni gidesin. Oynayalım mı? Ha? Borçların ya. İçini yapalım mı? Geldin mi konuda? Tamam, onu devam edelim. Gemim geliyor gemim, duduğunu çalmadan oy, duduğunu çalmadan. Duduğunu çalmadan oy, duduğunu çalmadan. Azrail'e can vermem. Oy oy güzel oğlum. Sevduğumu almadan oy, sevduğumu almadan. Sevduğumu almadan oy, sevduğumu almadan. Oyna, bir koyna. Kobadan aşağı akar vereler akar. Kobadan aşağı akar vereler akar. Güzel dur yaylaları birbirine bakar. Güzel dur yaylaları birbirine bakar. Oyna dik oyna. Kollar çıbuk olacak. Oyna dik oyna. Kollar çıbuk olacak. Horonda oynayanlar daha dik oynayacak. Horonda oynayanlar daha dik oynayacak. Çiz ya çiz dik oyna dik. Koçarı uç olup kişim arçı. O neni koçarı kapılaşma gidica. O neni koçarı skanda anana çorçı. O neni koçarı yırtkat işe kapılo. O neni koçarı skat işini hep koçı. O neni koçarı dido ile baş vode. O neni koçarı namoren yanam koçı. O neni koçarı. O neni koçarı kodok gidi beçayı. Çok ayı, o ne mi çok ayı, o da sizi çok ayı.
kočari. Na na baba ne pkoči. On ne mi kočari. Ne na zobanskanice. On ne mi kočari. A nosi sme ja pkoči. On ne mi kočari. Ne na zobanskanice. On ne mi kočari. Ma nosi sme ja pkoči. On ne mi kočari. Oj ne mi kočari. Kočari ki mun jari. Oj ne mi kočari. Kočari ki mun jari. Oj ne mi kočari. Kočari ki mun jari. Oj ne mi kočari. Kočari benum jari. Oj ne mi kočari. Kočari ki mun jari. Oj ne mi kočari. Kočari ki mun jari. Kočari. Kočari ki mun jari. Kočari benum jari. Kočari benum jari. Çanini oy keçi vurur çanini oy kız sarayım seni götür yürek yangını oy kız sarayım seni götür yürek yangını oh neni koçarı koçarı kimun yarı oh neni koçarı koçarı benim yarım. Oy ne mi koçari, koçari kimun yari. Oy ne mi koçari, koçari benim yarım. Oy ne mi koçari, koçari kimun yari. Oy ne mi koçari, koçari benim yarım. Bu hafta bitti. Haftaya da biz gelelim mi? Cem Hocam ne dersin? He? Bizleri izleyen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Özellikle Cemil kardeşime teşekkürlerimi sunuyorum. Bizleri buraya Umut Kuzey'e. Bir şarkı daha söyleyelim mi? Bir şarkı da mı söyleyelim? O zaman slow bir şarkı söyleyelim mi? Yoksa hızlı hareketli mi söyleyelim? Umut Kuzey Umut, gelsin. Evet, Umut Bey de gelsin. Buyurun. He oradan bağırma diyor Cemil abi. Buraya geldi. Elçiye zeval olmaz. Elçiye zeval olmaz. Yani emeği geçen herkese çok teşekkürler tekrardan. Bizi İzmir'den buraya bizim gelmemizi sağlayan Erkan abi, Erkan Şeyhoğlu'ya. Bütün Milyon TV ekibine çok çok teşekkürler. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir şarkı daha yapacağız ama ne yapacağız acaba? Devam mı? Yani bir şarkı. Bu tepe pullu tepe yazmıştık. Ağır diyorsan eğer. Ağır. Hızlı tepe... yapalım. 5-8 yapalım yine. 5-8 mi yapalım? 5-8 yapalım. Bindik bir alamete yapalım mı? Dersin. Sorun değil aslında. Türkü de yaparız. Arabesk de söyleriz. Sanat müziği de söyleriz. Ne istiyorsan. Hızlı mı? Hızlı. Hadi 5-8. Bakalım. Bir tutum. 5-8 bir aç. Allah'ska ni cüneli çeprime kipinare. Allah'ska ni cüneli çeprime kipinare. Sigol vadi okhi maeke kipinare. Sigol vadi okhi maeke kipinare. Aşk bir doğa çay iskani. Emine ne okulur aşk bir doğa çay iskani. Anderi kodopskudu him çipe boy iskani. Anderi kodopskudu him çipe boy iskani. Andirina
Motu koca lahıdu Nan aşkvamam zorina Musole be daş kimi Bozo pen mi savida Musole be daş kimi Bozo pen mi savida Handerinan aşkvare Ahiru hor iskani Movar gogon o çaman Gomok diyor askani Movar gogon o çaman Gomok diyor ke Oy dumani dumani Nayılır mani mani Oy dumani dumani Nayılır mani mani Nana doba baskani Nukua po dumani Nana doba baskani Nukua po dumani Ulera to dolodu Başkani ezmore bez matire Nana doba başkani ezmore bez matire Ah oy 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 Ah oy 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 Ah oy 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 Var mı dur? Hoppa tik tak Hemşin yaylalarına Hemşin yaylalarına Onlar da söylesin Yatumuyu yemedim oy Yatumuyu yemedim Yatumuyu yemedim oy Yatumuyu yemedim Aradım sevduğumu Aradım sevduğumu Daha dayanemedim oy Daha dayanemedim Daha dayanemedim oy Daha dayanemedim Binci torbası gibi sallanmak lazım tabii. Hemşin yaylalarına Hemşin yaylalarına Gidilir mi karadan oy Gidilir mi karadan Gidilir mi karadan oy Gidilir mi karadan Artık kavuştur bizi Artık kavuştur bizi Yeri göğü yaradan oy Yeri göğü yaradan Yeri göğü yaradan oy Yeri göğü yaradan Sevdum, uşudun mi? Kapı kaldı aralık. Sevdum, kapı kaldı aralık. Böyle yuvan mı olur? Yarım kaldı sevdalık. Sevdum, yarım kaldı sevdalık. Böyle yuvan mı olur? Yarım kaldı sevdalık. Sevdum, yarım kaldı sevdalık. Kalede biri da pazarda dur biri da pazarda dur biri da pazarda dur ayrı dostum yarım ben bilon ki nazardan dur bilon ki nazardan dur bilon ki nazardan dur ayrı dostum yarım ben bilur ki nazardan dur bilur ki nazardan dur bilon ki nazardan dur Yaşa Tulu! Bozuldu kale yolu artuka Raba gitmez artuka Raba gitmez artuka Raba gitmez Denizin suyu biter benim dertlerim bitmez benim dertlerim bitmez benim dertlerim bitmez Denizin suyu biter benim dertlerim bitmez benim dertlerim bitmez benim dertlerim bitmez Ben nereye dalayım? Oldunuz iki tane hangunuzu alayım? Dere beni boğamaz Deniz amir
dalayım. Oldunuz iki tane, hangi nasıl yalayım? Koronu bile ağlatır ya bunu, değil mi? Aynen öyle.